Ring'e hoş geldiniz. Kırmızı köşede Megalodon. Dünyanın tüm sularında hüküm sürmüş antik dev bir köpek balığı var. Ona kısaca Meg diyelim. Nesli 3,5 milyon yıl önce tükenmiş olsa da hala her zamanki kadar korkutucu görünüyor. Bazı insanlar onun okyanusun derinliklerinde gizlenip tüm sulara bir kez daha hükmedeceği doğru zamanı kolladığını düşünüyor. Mavi köşede ise Mega Pirana var. Ona kısaca MP diyeceğiz. Kendisi nesli birkaç milyon yıl önce tükenen bir nehir balığı. Ayrıca günümüzdeki piranaların da uzaktan akrabası. Herhangi bir balıkçı bu çılgın gözler karşısında soluğu karaya çıkmakla alırdı. Üstelik bu balık çok aç olmasıyla ünlüdür ve ardında atık bırakmayı pek sevmez. O halde başlayalım. İlk roundumuz boyut üzerine olacak. Günümüzde Megalodon'un boyutları hala tartışılıyor. Ne yazık ki şimdiye kadar sadece dev dişlerini ve omurgasını bulabildik. Bu nedenle gerçek boyutlarını yalnızca tahmin edebiliyoruz. Ancak bir takım hesaplamaların yardımıyla bu antik köpek balığının bir metro vagonu kadar, yani yaklaşık 15 metre uzunluğunda olduğunu düşünüyoruz. Bu arada mavi balina dünyanın en büyük deniz canlısıdır ve Megalodon'dan neredeyse 2 kat daha büyüktür. Fakat Meg yine de dünyanın en büyük köpek balığıdır. Listede ondan sonra yaklaşık 12 metre uzunluğuyla balina köpek balığı yer alır. Peki ya MP? Aslında bu hususta çok bir bilgimiz yok. Bilim insanları Güney Amerika'da sadece çenesinin bir parçasını ve birkaç dişini buldular. Pirana'nın vücudunu modelledikten sonra boyunun yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğunu belirttiler. İşin aslı bu bir tatlı su balığı için çok büyüktür. Ancak MP her ne kadar nehirlerin kraliçesi olsa da Meg'le boy ölçüşmesi mümkün değil. Meg ondan neredeyse 15 kat daha büyük. Bu nedenle ilk round'un kazananı Meg oluyor. İkinci round ağırlık üzerine. Meg'in vagon kadar büyük olması başlı başına etkileyici. Ancak ağırlığı kadar değil. Ağırlığı 60 tona kadar çıkabiliyor. Boş bir Boeing 737 sadece 40 tondur. Üstelik bu metalden üretilmiş bir şeydir. Hatta bazı evler bundan daha hafiftir. MP'nin ağırlığı konusundaysa net bir sayı yok. Fakat günümüzdeki akrabalarıyla kıyaslayarak bir tahmin yapabiliriz. Kendisinin 41 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Çok az gibi gelse de bu türün yalnız avlanmadığını unutmayın. MP sevdiği bir şeyi gördüğünde tüm arkadaşlarını da sofraya çağırır. Bu da yaklaşık 100 MP demektir. Bu da 2 arazi aracı dolusu aç pirana demektir. Yine de bu Meg'e kıyasla çok küçük kalır. Yani bu roundun da galibi Meg. Sıradaki roundumuzsa atiklik. Devasa kasları sayesinde Meg saatte 17 kilometre hıza erişebiliyordu. Bu sayede su içinde rahatça dolaşabiliyor ve ilgisini çeken bir avın peşinden gidebiliyordu. Fakat bunun su dünyasında bir rekor olduğunu söyleyemeyiz. Mesela yelken balığının özel şekli tek bir işe yarar: hızlı olmasına. Saatte 110 kilometre hıza çıkabilir. Bu zavallı Meg'den 6 kat hızlı demektir. Meg çok güçlü ve kaslı olsa da hızlı değildir. Üstelik o kadar büyüktür ki hızla manevra yapması ve aniden durması çok zordur. Araştırmacılar MP'nin hızının saatte 15 ila 25 kilometre ile günümüzdeki akrabalarına çok yakın olduğunu düşünüyor. Ayrıca çok da atik. Ne de olsa tüm hayatı yapacağı ani ve kıvrak hareketlere bağlı. Arkadaşlarıyla olduğundaysa tek bir vücut olarak hareket edebiliyorlar ve çok hızlı bir şekilde yön değiştirebiliyorlar. Bu roundu MP kazanıyor. Sıradaki roundumuz dişler. Tıpkı diğer köpek balıkları gibi Meg de devasa keskin dişleriyle gurur duyuyor. 18 santimetre uzunluğundaki dişleri dünyada tek. Üstelik ağzında onlardan tam 250 tane vardı. 5 sıra halinde duran bu dişlerin hepsi bir jilet kadar keskindi. Annenizin yeni deri koltuğunu hiç zorlanmadan parçalayabilirdi. Tüm bu dişler de haliyle kocaman bir çenesi olduğunu gösteriyor. İsterseniz çenesinin içinde uzanabilirdiniz. Hatta oraya arabanızı bile park edebilirdiniz. Tabii onu bir daha göremezdiniz. Orası ayrı. Meg'in çenesi o kadar güçlüydü ki metali kolayca bükebilirdi. Fakat MP'nin dişleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Tabii ki dişleri daha küçüktü ama gerçekten son derece keskindi. Ayrıca bir sıra halinde değil, zigzag şeklinde diziliydi. Ağzını kapattığında bu dişler birbirlerinin üstüne biner ve keskin bir parmaklık görevi görürdü. MP ve günümüzdeki piranalar ağırlıklarına oranla en güçlü ısırağa sahip omurgalılardır. Yaklaşık yarım tonluk bir basınç uygulayabilirler. Bu sefer berabere kaldılar diyelim. Meg 3-2 önde. Bonus round. İlginç bilgi zamanı. Meg tam bir film yıldızıdır ve birçok korku filmine ilham vermiştir. Bir balıkçı ne zaman suda büyük bir karartı görse dehşete düşer. Çünkü Meg tek ısırığıyla koca tekneleri paramparça edebilir. Fakat ne kadar büyük olduğunu bilmemize rağmen nasıl göründüğüyle ilgili pek bir fikrimiz yok. Tam da ona yakışacağı üzere gizemli bir davranış. Köpek balıklarının çoğu tuzlu sularda yaşasa da tatlı sularda yaşayan türleri de vardır. Bu türler Amazon gibi devasa nehirlerde ya da Asya'daki küçük göl ve ırmaklarda yaşar. Meg'in derisi birçok köpek balığınınkine benzer ve zımpara gibidir. Tüm çıkıntılar kuyruğuna dönüktür ve suda ilerlemesine yardımcı olur. İki farklı şekilde görebilir. Bizim gibi şekil ve renkleri algılasa da gece görüşü daha iyidir. Bir de özel elektroreseptörleri vardır. Bu sayede sıcaklık değişimlerini ve başka bir hayvanın elektromanyetik alanını bile algılayabilir. MP de çok ürkütücüdür. Bir öğünü dakikalar içerisinde tüketebilir. Güney Amerika'daki balıkçılar piranalardan bugün bile korkuyorken MP ile yüzleştiklerini bir düşünsenize. Yani o da bir korku filmi yıldızı olabilir. Piranalar sudan çıkarıldığında çok tuhaf sesler çıkarır. Bu aynı bir köpeğin avlamasına benzer. Hatta piranalar birbirlerine yaklaşırsa çıkardıkları ses kuzgun sesine benzer. Daha önce bir kuzgun sesi duymuş muydunuz? Bu seferki puanı MP'ye veriyoruz. Çünkü köpek havlaması sesi çıkaran bir balık gerçekten çok havalı. Artık son round'tayız. Şimdi avcılık yeteneklerini değerlendireceğiz. Önce MP ile başlayalım. MP dahil tüm piranaların temel taktiği avlarını çevreleyip kapana kıstırmaktır. En süratli balığı bile sürü olarak hızlarıyla şaşkına çevirebilirler. Sürüler halinde avlanırlar. Onların birinden kaçabilseniz bile geride daha 99 tanesi vardır. MP sadece küçük balıkları avlamaz. Arkadaşlarıyla birlikte deniz büfesindeki birçok şeyi severler. Meg ise belki de tüm zamanların en muhteşem deniz canlısı olabilir. Bunun sebebi kasları ve devasa dişleri değil, avını bulmak için beynini kullanmasıdır. Meg öyle rastgele bir restorana dalmaz. Onun yerine rotasını planlar. Nereye park edeceğini, nereye oturacağını ve istediği yiyeceği nasıl elde edebileceğini tam olarak bilir. Meg, rakibinin kuyruğu, başı ya da karnı gibi bulabildiği zayıf noktalarına saldırır. Her avı içinde farklı bir taktik uygular. Hatta Meg bazen avına toslayarak onu sersemletir. O yüzden kafasını kullandığı için bu round'un galibi Meg oluyor. İşte gong da çaldı. Müsabaka nihayet başlıyor. Bu MP için son galip gelme şansı. Köpek balıkları normalde piranalar gibi tatlı suda yaşamaz. Fakat Meg o kadar güçlü ki bunu umursamıyor bile. MP ve arkadaşlarıysa diplerde leziz bir avın geçmesini bekliyorlar. Sahip olduğu harika görüş yeteneği sayesinde Meg onları görüyor. Sert bir dalış yapıyor fakat MP'ler de onu fark ediyor ve kıvrak bir hamleyle kaçıyor. Tüm sürü Meg'in dev çenesinden kurtuluyor. Meg arkasını döndüğünde çevresinin sarıldığını görüyor. Bir tuzağa yakalandı. MP arkadaşlarına önderlik yaparak hücum ediyor. Meg'in etrafı sarılıyor ve kaçacak yeri kalmıyor. Fakat Meg'in derisi MP'lerin dişlerine çok kalın geliyor. MP'ler taktik değiştiriyor ve Meg'in kuyruğuyla yüzgeçlerine saldırmaya karar veriyorlar. Meg başının dertte olduğunu anlıyor ve tuzlu sulara doğru yüzüp güvenliğe kavuşuyor. MP'ler tatlı sudan kaçan köpek balığını izliyor. Ancak Meg'in kendileri için çok büyük olduğunu anlıyorlar ve köpek balığı denize ulaşınca takibi kesiyorlar. Böylece bu round'un kazananı onlar oluyor. Son skorsa 4-4 berabere.